Herkese merhaba arkadaşlar, Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir araç alım videosuyla karşınızda olacağız. Bugün kendimiz için değil, bir arkadaşımız için araba alacağız arkadaşlar. Geçtiğimiz videolarda belki hatırlayanlarınız olacaktır. Hatırlayamayanlarınız için de ufak bir hatırlatma girer. Geçtiğimiz günlerde İknur Hanım'dan bir beyaz Passat satın almıştık. Kendisi de gerçekten fiyatta bize inanılmaz yardımcı olmuştu ve o arabadan gerçekten çok iyi para kazandık. İknur Hanım da nakit parasının üzerine ekleyerek, yanlış hatırlamıyorsam, bir tane daire almış ve şimdi nakiti de olmadan bir araba almak istiyor. Bize sordu, vadeli araç satışınız var mı diye. Bizim maalesef vadeli araç satışımız yok arkadaşlar. Biz de vadeli bir şey alacağımız zaman işimizi MES krediden hallediyoruz. İknur Hanım'a da bu konuda hakkında yardımcı olabileceğimizi söyledik. Vadeli araba vermiyor olabiliriz ama neticede bu konuda çok fazla tanıdığımız var. Kendisiyle beraber aracı bakmaya da gideceğiz. Eğer araca biz de onay verirsek almak istediğini söyledi. Dediğimiz gibi ona aracı alırken bir söz vermiştik. İknur Hanım, tamam arabaya bakalım, bir daha araba aldığınızda biz size yardımcı oluruz dedik. Gün bugündür arkadaşlar. Delikanlı adam sözünden dönmez. Biz de sözümüzden dönmeyiz. İknur Hanım bana kredi çıkar mı dedi. Biz de MES kredide arkadaşlar, bankaylarınız iyi ya da kötü olsun, 700 bin TL'ye kadar kredi alabileceğini biliyoruz. Şimdi İknur Hanım'ı arayacağız. O da müsaitse hep beraber araç bakmaya gideceğiz. Neticede arkadaşlar İknur Hanım'ı yalnız bırakacak değiliz. Biz de arabayı alıp onun üzerine geçene kadar bu serüvende onun yanında olacağız. Ve sizlere de serüveni göstereceğiz. İknur Hanım'ı arıyorum. Alo İknur Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Müsaitseniz sizi almaya gelelim. Evet evet, müsaitim. Tamamdır. Konum bekliyorum, çıkıyorum. Tamamdır, atıyorum hemen. Tamamdır, görüşmek üzere. Biz zaten sabahtan haberleşmiştik arkadaşlar. Gelin hep beraber İknur Hanım'a bir araç alalım. Evet, şimdi İknur Hanım'la buluştuk. Ne haber İknur? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Arkadaşlar İknur Hanım'a bir araç sözümüz vardı. Bugün sözümüzü tutmak için MES Motors'a geldik. Evet. Büyük ihtimal sen ev aldın, doğru mu? Evet, doğru. Size sattığım arabayla ev aldım. O yüzden belli bir miktar nakitim kaldı. Ne yapacağımı bilemedim, kime güveneceğimi bilemedim. Sağ olun, sizler de bana bir söz vermiştiniz. Eyvallah. Sözünüzün arkasında durdunuz. Bugün de araba seçmeye geldik. Arkadaşlar şimdi burada MES Motors'ta MES Kredi bünyesinde istediğin MES Motors bünyesindeki arabalara kredi kullandırıyorlar, banka kredisi. Dilersen farklı bir yerden araba beğenirsen de yine onların kredi finansmanını kullanabiliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Bence bu raftan sana güzel bir şey çıkar. Burada 50-60 tane araba var. Hı hı. Eğer raftan bir şey çıkmazsa senin kafana göre, gönlüne göre yine onun detaylarını artık konuşuruz. Yani o kredi işlerini ben onu da hiç anlamıyorum. Ya bize güvenebilirsin. Biz de zaten çalıştığımız kesinlikle bir yer yani. Zaten size güvendiğim için sizinle geldim. Çok teşekkür ederim. Zaten geçtiğimiz videolarda biz de bir araba aldık. Yani düzgün esnaf, gönül rahatlığıyla ticaret yapabilirsin. İnşallah. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdi gidelim, İbrahim'e bir selam verelim. Tabii. Zaten önceden bir haber verdik. Ondan sonra da sen artık dilediğin arabayı bak burada. Tamamdır. Bir sürü araba var. Bak mesela bunu yazabiliriz. Leon güzel gidebilir. Ya Ali, ben şimdi sana kişiyle tanışmadan önce söyleyeyim. Benim 400 bin liralık bir nakitim var. Tamam. Onun haricinde de 800 bin lira civarı bir araba bakabilirim. Onun tamam. Üstüne çıkmayalım. Yani 400 nakit, 400 de kredi kullanacaksın. Aynen öyle, ama tabii 800 bin lira civarı diyorum. Ne kadar indirim yaparsak o kadar. Tamam tabii tabii, ayarlarız. Tamam. Ya 800'lük bandında bir şeyler çıkar buraya, emin ol. Otomatik olacak değil mi, kesin? Kesin, manuelden tamam. Biliyorsunuz 4 kere kalmış. Tamam tamam, ayarlarız, merak etme. İbrahim nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İknur. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Mikrofonu İknur senden alayım. İbrahim sana hemen transferimizi yapalım. İknur sen içeride bekleyebilirsin. Tamam, ben İbrahim'le detayları konuşayım. Ben senin kafandakini anladım. Ne yapıyorsunuz? Vallahi tekrar özledik ya. Neredesin? Çok zaman oldu değil mi? Vallahi çok zaman oldu. Vallahi arkadaşlar İbrahim gerçekten çok düzgün bir esnaf. Bu ikinci ticaretimiz. Aynen. İnşallah 4 olur. İnşallah başlangıcı olur. Şimdi İknur bizim daha önce ticaret yaptığımız bir arkadaş. Yani tamam. Bize zamanında para kazandırdı. Bir de verilmiş bir sözümüz var. Tamam. Onu tutacağız. Hani çok anlamaz, biraz anlata anlata gidelim. Burada bize güveniyor yani. Tamam, sıkıntı yok. Tamamdır. 800 bin lira bütçeyle yani biraz 50 yukarı 50 aşağı olabilir. Bir araç bakacağız. Bir araç bakalım. Tamam. Teşekkür ederim öncelikle hani bizi hatırlayıp bize geldiğiniz için. Eyvallah. Çok bizden beraber sahibi yapmak istediğiniz için müşterinizi. Bizden normalde kredili bir araba istedi ama biz biliyorsun peşin alıp satıyoruz. Aynen. O yüzden hani sizin de kredi ödeme seçenekleriniz gerçekten güzel. Bankayla aynı. Zaten banka kredisi kullanıyorsun. Evet. Hani onun işine daha çok gelir. Bence de bu işte de mantıklı makul rakamlar sende var. O yüzden aynen. Hem sende bir ticaretimiz oldu. Dostluğumuz pekişsin. Hem de kız da tanıdığımız yani. Yüksek faizlerin altında ezilmesin diye özellikle sizi tercih ettik. Teşekkür ederim. Arabalar bunlar herhalde büyük ihtimalle. Araç burası. Arabalar bu komple burada. Şunu da aynı şekilde ben söyleyeyim. Şimdi İknur Hanım baksın. Daha önceden size ticaret yapmış. Bizim araçlarımıza baksın. Beğenmezse, herhangi bir yerden de bir araç beğenirse ben yine finansman desteğinde bulunabilirim. Evet. Kredilendirme desteğinde bulunabilirim. Yani ya biz nasıl yapıyorsunuz ya? Biz yapamıyoruz. MES Kredi yapıyor abi. MES Kredi yapıyor. Aynen, MES Kredi yapıyor. Yani nereden bakarsa baksın, dışarıdan da baksa, X bir yerden de araç baksa sıkıntı yok. Ben MES Kredi olarak yine gidip gelip bizim kapımızı çaldınız ama 700 bin liraya kadar veriyorsun. 875 bin TL üzeri mi? Olan yok. 875 bin TL üzeri olan araçlarda 700 bin TL'ye kadar veririm. Benden veya dışarıdan fark etmiyor. Nereden anladım. Olursa olsun. Anladım. Yani atıyorum ben yine esnafım.
Ben senin kredilendirmeni kullanarak araba satabilir miyim? Satabilirsin. Esnaf olarak da beni arayıp işte benim finansman desteğimi kullanabilirsin. Müşterilerine benim kredi desteğimi sunabilirsin. Yani bir şahıs, X bir şahıs örnek veriyorum, araba alacak. Bir şahıstan araba alacak. Yine beni arayıp MES kredi aracılığıyla benden araba alabilir. Hmm, yani o kadar durum diyorsun. Bu şekilde. Yani sadece benim araçlarımız özel bir durum değil. Yani MES Motors'un araçlarına özel bir durum değil. MES kredi Türkiye'de herkesin araçlarına destek olabilecek şekilde bir çalışma yürütüyor. Anladım. Büyük. Aynen. Evet. O zaman esnaf arkadaşlar da parayı peşin alıp gerisini MES krediye devredebilir. Aynen. Peşin altı alıyor, geri kalanını MES krediye devrediyor. Geri kalan işi biz yürütüyoruz. Tamamdır. İknur Hanım'ı da çağırayım. O tamam. Da baksın. Evet, baksın bütün rafa. Biz yardımcı beğendiğimiz oluruz. Bir şey olursa biz de seni çağıralım. Tamam, sıkıntı yok. Sen bize arabayı anlatırsın. Kendi dükkanınız gibi. Bakın, aracı beğenin. Pazarlıktır, kredi finansmanıdır. Bunların hepsi tamam. Bende. Tamam. Onları en son finalde senle ben aynen konuşacağız. Okay. İknur çok anlamıyor. Tamam, sıkıntı tamam yok. Okey, tamam. Şimdi İknur, biz konuştuk. Tamam. İbrahim Bey'le sağ olsun yardımcı oldu. Sağ olsun. Ben söyledim 400 bin liramız var dedim. 400 bin lira, 450 bin lira. Burada 50, 60... İner çıkar. İner çıkar. Şimdi araba güzelse biz de kaçırmayalım 50, 60'tan ötürü. Bakalım raf bizim. Nasıl bir araba istiyorsun? Yani ben böyle jip şimdi, tarzı, jip bir tarzı araba istiyorum. Evet. Ama küçük dar arabalardan hoşlanmıyorum. 1 milyondan aşağı jip yine bakarız da 1 milyondan aşağı jip çok... Halledemez miyiz? Yani 1 milyondan 800'e düşmezler. Hani 800 bandında varsa belki şu araba olabilir. Bir tek gözüme o çarptı. Tamam. Yine bakarız. Jeep olmayan tercihlerde hiçbir bir şey düşünmez misin? Yani büyük araba seviyorum büyük araba ben. Seviyorsun. Evet. Anladım. Burada işte hanım paket Mini Cooper'ımız var. Evet, düşünmez diğer misin? Videoda öyle demiştik ama rengi güzel değil Ali. Ben rengini pembe olursa okey demişti. Tamam, okey. Bak burada arabaların üzerinde zaten neyi var neyi yok yazmışlar. Bu araba sana gelmezmiş zaten çünkü manuel. Aa evet. Tamam mı? Olmaz. Fiyat uygunmuş ama manuel. Sana bir otomatik tercih bakalım. Zaten arabaların önünde model yılı, kilometresi ve ekspertizi yer alıyor. Mesela bak burada bir tane değişeni varmış. Kaput değişen. Başka bir şey yok. Bu şekilde bakabiliyorsun yani. Zaten burada alacağın her arabada ekspertiz garantisi var yani. Kapan tamam. Hiçbir şekilde ağrımaz. Merak etme. Tamam. Bakınalım mı şöyle? Bakınalım. Ha, otomatik bir tercih bakalım. Leon'a bakalım. Bakalım. Otomatik olabilir. Şu da otomatiktir büyük ihtimalle. Bilmiyorum manuel mi değil mi diye. Bu bir tık bütçeyi aşabilir ama bu da çok model yıllı yani. Bak. Mı? Yani 1 milyon 150 yazmışlar da bak indirim yaptırırız. Bir de model yılı 2020. Ve otomatik. Pandemi yılı. Hayır gelmez Ali. Gelmez. Gel boş ver. Okay. Öndeki arabaya bakalım. Ali bak ben tam bu tarz istiyorum işte. Büyük, geniş, siyah da çok güzel. Hmm. Pembe olmazsa siyah olsun en azından. Jantları falan da yeni bunun bu arada. Bakalım bütçeni aşmazsa soralım. Model yılına göre bütçeni olur aşıp aşmayacağına bakarız. Araba kilitli. Önünde de bir şey yazmıyor. Bu arabayı soralım. Şurada bir Egea Cross var. Ona da bakalım. Bakalım. Otomatik mi bilmiyorum ama yani bu da mantıklı bir seçenek olabilir. Acaba ben arabayı boş verip motor mu alsam Ali? O sana gelmez. Peki. Bu araba manuel. O arabaya bakalım. Bir Chevrolet'e bakalım sana. Tamam ya bu araba güzel duruyor. Diri duruyor da. Evet. Bir fiyatını öğrenelim Captiva. Hatchback Juliet de var kırmızı. İlla jip midir hocam? Yani illa jip değil de büyük araba. Mesela bu çok dar geldi bana. Önü çok dar değil mi? Ben dar arabada bu bunalıyorum. Ya bu Juliet alırım tasarımsal olarak o şekilde. Ama bence evet araba güzel bir araba. Güzel, rengi de çok güzel ama Ali beni yanlış anlamadı. Şimdi Passat gibi geniş bir arabadan böyle dar bir arabaya geçemem. Anladım. Zaten geniş, söyledim istiyorsun. Zar zor öğrendim. Böyle rahat olmak istiyorum. Ya bu arabanın parkıyla aranda bir sıkıntı olur mu? Ha, büyük diye parkta mı güvenemedin? Yani bilmiyorum. Ama Passat da büyüktü, genişti, uzundu. Tamam ya. Abi farklı arabalar o yüzden söylüyorum. Yok, yani yok yaparım diyorsan bakayım zaten geri park sensörü varmış. Tamam yok. Okey. Geri park sensörü de var. Bence şunun fiyatını söyleyelim. Evet. Bak geri görüş kamerası da var. Okey okey tamam bu araba sana gelebilir. Bunu yapamazsam ehliyetim alsınlar zaten. Bir soralım ya Captiva ne kadar? Kanka şey soracaktım ya. Şu Captiva okey. Tamam. Otomatik değil mi? Otomatik. Fiyat ne? Onda fiyat 799. 799 mu? Yani tamam, konuşuruz fiyatla alakalı. Bir şeyler yaparız. Fiyatı konuşuruz. Yani beğendiyseniz. Beğendik sizin ya. Sizin yeriniz yani. Yani ya araba tam bize uygun da bir içine de baksak. Tamam. Bir de üstünde şey yok yani model yılı falan sen bize yardımcı olsun. Tamam sıkıntı yok. Araba 2013 model. Bunlar 2013'ten sonra bu kasa yok. Aha. Biliyorsunuzdur siz de. Makyajlı en son makyajlı kasa. Bunun arka stopları ön arka tamponu farklıdır 2011-2012'ye göre. Hı-hı. 2012'de yine LTZ paket vardır ama bunun hem stopları hem ön tamponu hem arka tamponu ve içi biraz daha farklıdır. Hı-hı. İşte anahtarsız giriş anahtarsız çalıştırma var. Sunrooflu 7 kişilik bu araç. Geniş bir araç. 7 kişilik araç. İknur okey mi? Kız grubumuz 6 kişi. Tamam kız tamam grupları 6 kişiymiş. Tamam okey. Sıkıntı yok o zaman. Ben açayım kapılarını. Okay, hemen anahtar alayım geleyim. Olur olur bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi Captiva'ya bakacağız. İbrahim sağ olsun yine bu darların içinde bize bir yer ayarladı. Mecbur yapacak bir şey yok. Ekspertiz nedir aracın? Ekspertiz nedir? Bu aracın sadece ön iki çamurluğu boyalı. Şuralar mı? Aynen. Ön iki çamurluk boyalı. Zaten ha kaputla arasında bir renk tonu farkı var. Buralar daha siyah. Aynen. Çamurluktan tabii kaynaklı o da yani boya yaparken. Yeni boyayla eski boya bile fark ediyor. Tabii tabii fark ediyor. Plastiklerle fark ediyor. Herhangi bir airbag'lerde işlem yok. Airbag'lerde işlem yok. Şasalarda işlem yok.
işlem yok. Çok güzel. Zaten ağır hasarlıdır, işte şaseleri işlemlidir, airbagleri işlemlidir araçlara kredi de çıkmıyor. Siz de almıyorsunuz. Almıyoruz aynen. Kesinlikle almıyoruz. Anladım. Yani. Anahtarı var mıdır? Bir içine falan da bakalım. İçine bakabilirsiniz. Tamamdır. Böyle vereyim. Biz bir bakalım, arabayı inceleyelim. Tamam. İlknur hoşuna giderse tamamdır. Sıkıntı yok. Biz seninle finansmanı konuşalım. Nasıl yaparız, anlaştık, nasıl ederiz. Problem yok. Şimdi İlknur biz arabaya biraz baktık. Şimdi seninle beraber biraz daha bakalım. Seni de içine sinerse finansmanı konuşalım. Tamam. Burada yani senin kafana göre bu arabayı ben uygun gördüm. Şimdi arabada iki parça boya var. Değişen yok. Bu çok önemli. Airbag'ler orijinal. Bak arabada önemli kısımlar var. Mesela ne? Şase, podye, arabanın çelik iskelet kısımları. Bu çelik iskeleti de sağlam. Arabanın kilometresi de 160 binde. Yani bu paraya alabileceğin en dolu ve SUV araba bu. Yine biz bulduk. Yine biz bulduk. Bakalım istiyorsan. İçine bak bakalım. Ön park sensörü var. Arka park arka sensörü var. Vardı, arka evet. Geri görüş kamerası var. Bak jantları görüyorsun. Jantlar zaten sıfır. Lastikler bak güzel bir marka. Sıfır. Tamam. Anladın mı? Jant lastik masrafın da olmaz. Yani dış konusunda bir sıkıntımız yok. Bir de gel içine göstereyim. Olur. Sen diğer taraftan bin. Evet. Bir kere arabamız otomatik vites. En çok işimize yarayacak olan. Elektronik park freni var. Multimedya takmışlar. Bak güzel. Normalde böyle multimedya bu model bir arabada bulamazsın. Bak sunroof var. Aa evet, bu çok güzel. Görüyor musun? Senin Passat'ta var mıydı sunroof? Yoktu. Yoktu değil mi? Burada ufak bir gözlük koyma tarafı var. Bak bunun içi kadifedir. Koy elinin içine. Görüyorsun değil mi? Evet. İçi kadifedir. Güzeldir. Hani gözlüğün camına falan da çizmez, zarar vermez. Onun dışında 4 cam otomatiği var. Otomatik vites. Şu şekilde anahtarsız çalıştırma var işte, koyuyorsun. Anahtarı burada sanki kontaktaymış gibi. Hani arabanın anahtarı bu da. Hani bununla çalıştırıyorsun. Anladın? Evet, çok güzel. Ve içi çok temiz arabanın. Zaten burada yani temizleyip güzelce detay temizliğini falan yaptıktan sonra koyuyorlar. Bak burada emniyet kemeri uyarısı var, takmadın ya. Mesela bunlar da bu şekilde. Hani bu paralara SUV alabileceğin en dolu araba. Bak arkada iki koltukluk daha yer var. Evet, ben de onu fark ettim. Yani büyük bir araba. Bak bu içeride ahşap detayları. Bayağı geniş aile arabası aslında. Ya geniş aile arabası. Senin de işini görür. Satışı da sıkıntı çok olan arabalar değil. Satarız da. İşte otomatik vites. Buradan rap rap ayarlayabiliyorsun. Aa tamam. Bunu aa, bak... açınca ışık yanıyorsa tamam. Ha değil mi? Dikiz aynası hesabı. Bak burada geri görüş kamerası da var park şeyi takınca. Tabii Android sonradan takıldığı için inanılmaz net değil ama yine açık de işimizi görür. Yine de işimizi görür. Yani 800 liraya böyle oluyor. Arabanın çalışması falan güzel, dizel olmasına rağmen. Bir kaputun altına da bakayım ben. Tamam bakalım. Arabanın içinde falan herhangi bir sıkıntı gösterir. Yok, sen ben de bak. Göremedim. Şimdi bizim güvendiğimiz hesap bir sıkıntı olmaz ama derilerinde falan yanık yırtık yok. Arabanın direksiyon kaplamasını yenilemişler. Bak gel şuradan bak. Sana şöyle göstereyim. Bak görüyor musun? Dikişlerin hepsi yeni atılmış. Anladın mı? Ve zaten normalde böyle 150-160 bine gelmiş arabaların direksiyonları bu kadar damarlı olmaz. Ama güzel şekilde yapılmış. Ben beğendim arabayı. Direksiyonu gerçekten güzel. Ben arabanın içini dışını beğendim ama Ali motordur, ekspertizdir, sen anlarsın. Eğer tamam. Onlarda bir sıkıntı yoksa. Bir kaputun altına bakayım. Motor tamam. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hem güzel çalışıyor hem de ekspertiz garantileri var. Tamam. Hem kaputun altına da bakayım, işin rahat olsun. Bak amortisörlü kaput var. Tamam, bunlar artıdır. Evet, arabanın kaputu orijinal. Bak motor temizliğin yapılmış. Görüyor musun? Motor gayet güzel duruyor. Bunlar podye kısımlarıdır. Podyelerde herhangi bir işlem olmadığı çok belli. Buradaki çamurluklara bakıyoruz. Bu çamurluklar boyalı ama değişme işlemi olmamış. Çamurluk vidalarından anlıyoruz. Bir de diğer tarafa bakayım müsaadenle. Bak burada bir işlem var bu çamurlukta ama arkasındakinde yok. Bu da demek ki hani ezilmiş. Anladın mı? Bir kısmı düzeltmişler. İşlem yapmışlar. Belki ince bir macun. Ali acaba bana doblo mu alsın? Yok yok, olmaz. Bu araba güzel. Ben bu arabayı senin için okey dedim yani. Beğendim. Diyorsan ki okey. Bunun hemen finansal kısmını ilgilenelim. Bence okey. Ben bir sıkıntı görmedim. Dışı da çok güzel. İçi de çok bir güzel. Bir de yani tam senin bütçen, anladın mı? 799 bin lira dedi de küsuratı sileriz. 800 yani. Dedik, 1 milyarlık bir şey yaptı. Hayır, arabanın fiyatı arabanın o kadar. Daha ben pazarlık yapmadım. Tamam, o kısma tamam, daha geçmedim. Bir pazarlık yaparız. Tamam. Bir 10 lira falan düşerler şimdi. Neticede kredi kullanıyorsun ya. Hani normalde kimse yardımcı olmuyor ama bizim biraz hattımız var. 10 lira, 15 lira. Ben 20 lirayla açacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, şimdi MES Kredi ofisine geldik. Zaten galeri ile kredi ofisi yan yanalar. Yani burada şu anda gireceğiz. İçeride bizimle ilgilenecek bir finansman arkadaş var. Orada istediğin her şeyi sorabilirsin, tamam. Aklına takılan. Zaten banka kredisi olduğu için herhangi bir senet ya da... Senet sepet işi olmayacak yok değil mi? Yani senet ben onlardan sepet... çok korkuyorum çünkü ya, evet, imza atacağız sonuçta ne olursa olsun. Ya sonuçta imzanı atıyorsun, senet veriyorsun. Kesinlikle. Elden gelip alman lazım ve hani ne kadar bir güvencen var bilmiyorsun. Ama burada bir banka kredisi var zaten. Bankalar burada, evet. Görüyorsun isimlerini. Hani sana hangisinden... en uygun şekilde faizli kredi çıkıyorsa ondan seni yararlandıracağız. Ben aslında normal bir bankadan kredi çekmiş gibi, evet. Olacağım ama yardımcı oluyorlar, evet, sadece. Evet, sadece burada bir yardımcı kolaylık, tamam. Var. Sen banka kredini çekeceksin, bankaya ücretini ödeyeceksin, taksitini. Yani herhangi bir şekilde normal imza, kredi gibi yok. Ödeyeceğim normal ben değil kredi. Mi? Tamam. Evet, burada MES Kredi bünyesinde bu kolaylık zaten sağlanıyor. Şimdi içeri geçelim. Tamam. Zaten çok fazla yoğunluk vardı. Şimdi içeri geçtiğimizde de sakinleştikten sonra işlemlere başlarız. Tamam. Tamam. Evet.
Evet, biz çoktan MES Kredi'de hızlı bir şekilde işlemlerimize başladık. Orada araç bilgilerimiz ve kasko değeri değerlendiriliyor. İlknur Hanım'a detaylar anlatılıyor. Diğer 3 masada da zaten ailelerimiz, çiftlerimiz mevcut. Birazdan ben gözleme var mı diye mikrofonumla masaları gezmek istiyorum müsaadeleri olursa. Bir işlemlerimize bakalım. Şeyler söylediler ama sen o sıra beni dinlemediğin için tekrar etsinler. Yakalayamadım. Şimdi Pelin Hanım şu şekilde yapacağız. 2013 Captiva'mız var. Tamam. İlandan ben size göstereyim şu araç. Tamam. Aynen. Ruhsatını da... Bulurum aynen. Ben şimdi. Aynen. Anlaştık. Rakamda anlaştık. Fiyatta anlaştık. Her şeyde anlaştık. Kredi başvurusunda bulunacağız. 400 bin TL'ye ihtiyacı var İlknur Hanım'ın. Gerekli bütün detayları ben aşağıda anlattım. Tamam. Kredisine başvuralım. Onayını alalım. İlknur Hanım, kredi sizin adınıza mı olacaktı? Evet, aslında benim adıma olacak. Yani daha doğrusu şöyle, babamın üzerine çıkabiliyor mu? Babam emekli. Onun üzerine çıkabilirse bilmiyorum, değişiklik oluyor mu? Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Aklımda birkaç soru var. Sorabilir miyim? Biraz tedirginim tabii açıkçası. Tabii ki. Seve seve bütün sorularınız için yardımcı oluruz. Aklınızda hiçbir soru işareti olmadan buradan ayrılmanızı isterim. Baba emekli ise emekliye kefil isteyen bankalarımız var. Emekliyi direkt reddeden bankalarımız var. Orada durum biraz karışık olabiliyor. Sizin babanın var mıdır vergi levhası ya da bazı emeklilerimiz hala çalışandır? Hala öyle bir çalışıyor. Durum. Yani tamam, o bir sıkıntı. Emekli olduğu yerde çalışmıyor. EYT'den emekli oldu. Tamam. Genç. Hala çalışıyor. Tamam. Başka bir yerde çalışıyor. Süper. Sigortası da aktif devam ediyor. Tabii ki. Bu durumda babanızın üzerinden devam edebiliriz. Ama araç da bu durumda babanızın üzerine olur. Ha, olmasın öyle Emirhan. O zaman sen kendi adına bir değerlendirme yapalım. Bence de benim adıma değerlendirelim. Tamam, araç benim üzerime ben... olsun. Onun üzerine var çünkü araç zaten. Tamamdır. O zaman ben kimliğinizi rica edeyim, işlemlere başlayayım. Tabii. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi sizin için birkaç sorum olacak. Kaç ay vadeli düşünüyorsunuz? Şimdi ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Ben peşinatı kredi kartından çektirebiliyor muyum? Taksitli bir şekilde mesela. Tabii ki. Kredi kartına 12 ay taksit yapabiliyoruz. Aa, çok güzel. Böyle bir avantajımız mevcut. Peki peşinatı ne kadarını çektirebilirim? Kredi kartınız müsaitse peşinatın hepsini kredi kartından çektirip 12 aya kadar böldürebiliyorsunuz. Hmm. En fazla 12 ay mı oluyor? Evet, maalesef. Peki birkaç sorum da olacak. Mesela krediyi çektim. Ben bu krediyi elden ödeyebiliyor muyum? Krediyi elden maalesef ki ödeyemiyorsunuz. Banka üzerinden ilerliyoruz. Hani elden taksitle alabilir miyim diye bir o sorunuz senet varsa. İşiyle oluyor evet, galiba. Öyle yok, bir senet satışımız istemiyorum. Maalesef ki yok. Ben krediyi çektim ve normal banka hesabından kredi ödüyormuş gibi evet, ödeyeceğim aynı aslında. Aynı şekilde normal bireysel krediler nasıl çekiliyorsa araç kredisi de aynı sistem üzerinden devam eder. Anladım. Kaç ay vade hesaplayalım? Peki şimdi ben bu kalan kredi yani çektiğim krediyi ne kadar ödeyeceğim aylık? Ben de öğretmenim. Kendim çalışıyorum, kendim ödeyeceğim. Şimdi şöyle, bizde kredi taksitleri biraz araçların yıllarıyla alakalı değişkenlik gösterir. Bu devletin getirdiği sınırlandırmalardır. Sizin istediğiniz araç için 36 aya kadar vadelendirebiliyorum. Maksimum tutarımız bu şekilde. Siz kaç ayda ödemek istersiniz? 36 ay çok fazla. Yani çünkü ne kadar arttırırsak o kadar sanırım evet. Ödeyeceğim miktar evet. Da artacak. Evet. 36 ay çok fazla. 12 ay üzerinden hesaplasak. Hemen hesaplayalım. Söyleyeyim ben size. 12 ayda ortalama bir rakam vereceğim şu an için size. 44-45 bin bandında olabilir. 24 ayı söyleyeyim hemen. 24 ayda da 28-29 bin aralığında olabilir. 36 ay çekmek isterseniz de 23-24 bin bandında olacak. Benim öğretmen maaşım zaten 45 bin lira deyip maaşım da söylemem. İnşallah soru da olmaz. Evet, öğretmen maaşları hep gündemde diye derdim de döküyormuşum böyle. Yani o çok fazla gelir bana. O yüzden yani 24 ay benim için daha makul. En azından 28 bin lira bandını ödeyebilirim. Tamamdır. Ben başvuruyu bunun üzerinden devam ediyorum. Şimdi ben hemen başvurunuzu sizin istekleriniz doğrultusunda oluşturuyor olacağım. Bir 5 dakikanızı rica edeceğim. İsterseniz bir çay söyleyebilirim size. Bence kahve söyleyelim. 40 yıl ödeyeceğim gibi duruyor. Bir 40 yıl hattımız olsun. Hemen söyleyelim. Yani sade bir kahve olursa çok tamamdır, sevinirim. Tamamdır, hemen sipariş edelim. Emirhan, şimdi buradaki herkes kredi mi kullanıyor? Aynen, burası MES kredi ofisi zaten. Herkes burada güveniyor o zaman. Kredilendirme. Burası uzun yıllardır bulunuyor ya. Çok fazla araç alıp satılıyor. Bir de herkes bayağı hararetli bir şekilde. Biz de kendimize de aldık ya şirketimize. Yani çünkü burada bir pazarlık dönüyor. Kredi, vade. Acaba çaktırmadan mı sorsak? Ben eşforu uzun gibi de. Abi gözlemeniz var mı falan diye. İstiyorsan sorayım. Bence bir soralım ya. Ya biz koymadık sormadım. Yani. Hani adamlar da araba. Yok tamam, ondan değil de bir soralım. Tamam, ne kadar çekiyormuş merak ettim. Mesela benden daha fazla mı çekiyorlar? Veriyorlar mı daha 4 milyon? Şöyle bir şey var. Orada mesela rafta 3 milyonluk araba da var. 500 bin liralık araba bakalım da bakalım insanlar 3 milyonluk araba alıyorsa ne kadar kredi çekiyorlar? Hadi gel bir soralım. Yarısını alıyorlardır illa ki. Sen bir ortamı gezmek istiyorsun. Evet galiba. Ya böyle içim kıpır kıpır oldu. İnsanlar rahatsız etmeyin. Belki kamera karşısına çıkmak istemeyen de vardır. Ya ne olacak ya? Ne yapıyoruz sanki? İlknur darlamak istiyorsun. Diğer videoda zaten çok sorun. Konuşmuşum. Bana demişler ki sen çok konuşmuşsun. Emirhan'la ile az konuşmuş. Farkındaysan bu video susuyorum evet, o yüzden. Türkçe öğretmeni aynı olduğu için arkadaşlar. Fıstıkçı Şahab'ın akrabasıdır kendisi. Her insanlar konuşsun. Ben de konuşamıyorum. O zaman şimdi kamerayı ilk insanları göstermeden ben onayını alayım. Tamam. O zaman soruyorum. Söyledim. Tamamdır. Ben izliyorum seni. Reis, müsaadenizle bölüyorum da. Şimdi bir video çekimi yapıyoruz. Sizi göstersek bir problem olur mu? Hayır tabii.
Tamam İknur, onu aldık. Gel. Geleyim mi? Tamam gel. Evet arkadaşlar, Emirhan Şentürk ile Sabah Kahvaltısı programına hoş geldiniz. Evet şimdi kusura bakmayın muhabbetinizi böldüm ama isim neydi? İsmim Batuhan. Batuhan Bey, siz de buradan araba mı alıyorsunuz Mes Motors'tan? Yok, ben galericiyim, müşterilerim burada. Kredi kullandıracağız müşterilerimize şimdi. Anladım. Siz bir galerici olarak Mes Kredi'den memnun musunuz yani? Biz Mes Kredi'den memnunuz ya. Uzun süredir arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Hı-hı. Araçlarımız, müşterilerimiz, tezgahımızda araçları beğendikten sonra herhangi bir finansa ihtiyacı olduğu zaman bizim tek adresimiz Mes Kredi. Ekip Anladım. Arkadaşlarımız bize baştan sona yardımcı oluyor. Ya biz de YouTuber'ız. Bakmayın burada video çekiyoruz ama asıl mesleğimiz galericilik. Biz de normalde sizin gibi peşin çalışıyoruz. Hani bu tarz kredi, işte senet işlerine çok fazla girmiyoruz. Siz de o zaman paranızı peşin alıyorsunuz. Mes Kredi'de finansman işini hallediyorsunuz. Tabii biz paramızı Mes Kredi sayesinde peşin alıyoruz. Bir problem evet. Yok. Bu da güzel bir imkan. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz de herhalde finansmanı kullanacaksınız. İsim neydi? İsim Kaan Bey. Kaan Bey, hangi arabayı alacaksınız? Countryman, Mini Cooper Countryman. Vade seçeneğinizi de öğrenebilir miyiz? İknur Hanım bir... 24 ay. 24 ay mı? Evet. Bak seninle aynı. Benimle aynı. Evet, ne kadar renk arabanız? Beyaz. Beyaz. Tatmin oldun mu? Kırmızı mı istedin? Pembe olursa üzülecektim. Evet. Pembe Countryman'ı hiç görmedim yani. Ya kırmızısı evet. Var mı? Orijinalinde var da pembe kaplarız. Sonra. Sağlık olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sizleri daha fazla bölmeyelim. Sağ olun. Evet, arka masamız da var. Merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyiz? Görkem ben. Görkem. Sizler? Hira. Ben. Hira. Merhabalar. Siz hangi arabayı almak istiyorsunuz? Volkswagen Golf alalım. Golf alıyorsunuz. Kaç ay vadeyle? Kaç ay? 24 ay. 24 ay. İknur görüyorsun bak beni ne hallere düşürdün. İnsanlara vade araba sorup duruyoruz. Merak etmiştim sadece. İknur Hanım biraz bu konularda tedirgin kendisi. Öğretmen. Hani araba alıyorlar mı, insanlar nasıl alıyorlar diye. Siz Mes Motors'tan mı bir araba beğendiniz? Biz Mes Motors'tan bir araba beğendik. Şimdi onun kredisinden finansını kullanıyoruz. Hı, tamam. Sizi çok rahatsız etmiyorum. Evet. Böyle ufak ufak geziyorum. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Evet, burada da kalabalık ve hararetli bir masamız daha var. Merhabalar. Bölüyorum ama kusura bakmayın. Sizleri tanıyabilir miyiz ufak? Elif ben. Elif. Rahman. Rahman. Ben de Gökhan. Gökhan Bey merhaba. Merhaba. Mes Motors bünyesinde mi bir araç seçtiniz? Yok, Seval Oto'da. Seval Oto. Siz Seval Oto sahibi misiniz? Evet, Seval Oto'nun sahibi benim. Tamam. Siz finansmanınızı Mes Kredi'den kullanıyorsunuz tabii, o zaman. Yani görmüş olduğunuz gibi 10 tane kredi firmasıyla çalıştığı için Mes Kredi kolay bir şekilde, rahat bir şekilde müşterilerimizi buraya getirip ilgileniyorlar ve yarım saat en fazla 45 dakika içerisinde araç teslimi yapıyoruz. Anladım. Çok güzel. Sizlere de bölmüyorum. Böyle ufak bir tanışmış olduk. Eşlik ettiğiniz için de teşekkür ederim. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. İbrahim'le birlikte. İbrahim sen de müsaitsen hazırda kredi burada kullanılıyorken biraz zamanımız varken hem takipçilerimizin aklındaki soruları yanıtlayalım. Tabii. Hem de İknur Hanım'ın sorularını yanıtlayalım. Hem takipçilerimizin hem İknur Hanım'ın içi rahat olsun. Tabii ki. Çünkü ben de zamanında buraya geldiğimde geçen ay çok fazla soru sordum. Hani İknur Hanım da soru soruyor. Hani buraya geldiğinde ya da izlediğinde takipçilerimizin aklında da çok fazla soru olacak. Bir kere, soru işareti evet, var aslında. Yani. Bu soru işaretlerini kaldıralım. Zaten siz online bir şekilde de hani bu işlemleri yürütüyorsunuz. Yürütüyoruz. WhatsApp hattına işte kimliğini atıyor, ilanı atıyor. Bu arabaya ne kadar kredi çıkar, bana kredi çıkar mı gibi uzaktan işlemini hallediyorsun. Ondan sonra buraya çağırıyorsun zaten. Doğrudur. Bir kere böyle bir imkanın var. Onun haricinde ben bildiklerimi söylüyorum çünkü bunları geçen videoda sormuştum. 2005'in üstüne. Aynen. 2005 model üstü, 350 bin kilometre altı, bütün araçlara 36 aya kadar kredilendirme yapıyorsun. Evet. Aynen. Kredilendirme nasıl oluyor? Mesela 3 milyonluk bir araba alacağım diyelim. 3 milyonluk bir araca 700 bin TL'ye kadar çıkartabilirim. 700 bin lira. Senin tap 700 bin lira. Tap 700 bin TL şu anda. Ya şimdi en çok mesela insanların kafasındaki soru işareti de şurada kalmış. Şimdi ben Mes Motors'tan mı araç almak zorundayım? Hmm. Hayır, Mes Motors'tan araç almak zorunda değilsin. Yani Mes Kredi'den finansman kullanabilmek için Mes Motors'tan araç almak zorunluluğunda değilsin. Sen örnek veriyorum. Örnek küçük burjuvaziden yani burjkardan bir araç beğendin. Evet. Benden finans kullanabilirsin. Zaten şöyle bir şey. Şu an 3 masa gezdik az önce. Evet, İkisi zaten galericiydi. İki farklı esnaf. Eğer siz de esnafsanız yani bu işlerden çok anlamıyorsunuz kredilendirme ve senet işlerinden. Siz paranızı peşin alırsınız. Mes Kredi'ye yönlendirirsiniz müşterinizi. Birlikte gelirsiniz. Evet. Burada işlemleri ayarlarsınız. Aracınızı da kolay bir şekilde satmış Doğru. olursunuz. Yani hem siz paranızı peşin alıyorsunuz hem de kredilendirerek müşterinizi de memnun etmiş ya, oluyorsunuz. Kalabalık bir ofisiz. Her işe bakan ayrı bir eleman var. Yani bizi bir esnaf aradığı zaman ben kredilendirme ile alakalı sizinle tanışmak istiyorum, çalışmak istiyorum dediği zaman o esnafın A'dan Z'ye bütün operasyonunu yönetecek bir tane personelimiz var mesela. Hı, çok güzel. İşte sadece kredilere bakan 15 tane personelimiz var. WhatsApp gruplarımız var. O WhatsApp gruplarına X bir esnaftan gelen krediyi hemen yanıtlayabilecek potansiyelde bir kalabalık O zaman var. Şöyle bir şey yapalım. Biz de Burçkar olarak evet. hani artık sizinle gerçekten anlaşalım. Aha. Mes Kredi bünyesinde artık ben de kendi galerime yazıyorum. Evet. Böyle bir imkanım vardır Kesinlikle, diye. Kesinlikle. Çünkü bu imkanı kendi bünyemde değil ama sana yönlendirerek zaten müşterime bu imkanı sağlamış oluyorum. Aynen öyle. Ki şunu da söyleyeyim. Hani galer olmana da gerek yok. Hı. Sen Ahmet'sin, Mehmet'ten araba alacaksın. Hı hı. Bana Ahmet ulaşıp Mehmet'le birlikte gelip buradan finansman kullanabilir yani. Ben Anladım. Mehmet Bey'e örnek veriyorum. Parasını verip, parasını ona göndertirip işte aracı da Ahmet Bey'e satabiliyorum şeklinde bir operasyon da yürütebiliriz. Anladım. Burada çok güzel bir imkan var. Burada video sayesinde de zaten
duyurmuş oluyoruz. Aynen. Kredi finansmanının aynen numarasını aşağıya bırakayım. Bırakalım. Finansman bölümüyle iletişime geçecek kişiler iletişime evet geçebilir. Esnaflar iletişime geçebilir. Evet. Harici zaten MES Motors ve MES Kredi aynı çatı altında iş yapıyorlar. MES Motors'un açıklama kısmına da linkini bırakıyorum. İlanları oradan inceleyebilirsiniz. Orada istediğiniz arabayı beğenebilirsiniz. Eğer orada aklınıza yatan ve beğenmediğiniz bir araba varsa da farklı bir aracı getirip MES Kredi bünyesinde kredilendirerek satın alabilirsiniz. Evet, doğrudur. Harici bir merak edilen soru var mı? Yani size çok fazla sorular soruluyor. Ya şöyle söyleyeyim. Aslında yani kredi operasyonu çok büyük bir operasyon olduğu için soru işareti bitmez. Evet. Yani her türlü soru. Mesela İstanbul dışında oturuyorum. Kredi kullanabilir miyim? Evet, kullanabilirsin. Evet. Ankara'dan kullanabilirsin. İzmir'den kullanabilirsin. Bunun online olması da güzel. Adam online, İzmir'den aynen kalktı geldi buraya. Aa, kredi çıkmadı. Ya böyle bir şeyle karşılaşmamak için direkt WhatsApp hattına zaten kimliğinizi atıyorsunuz. Araba zaten buradan beğenirsiniz ya da başka bir arabayı. Kimliğinizden bu işlem aslında çözülüyor. Doğrudur. Evet, yani online bir şekilde de ayarlarsınız. Yine aşağı açıklamaya da telefonu bıraktım. Bütün hizmetimizle alakalı zaten telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirler. Çalışmak isteyen esnaflar bizleri arayıp işte gerekli personelimizi onlara iletişim kurdurabiliriz. Evet. Yani durum bu şekilde. Hatta ben şöyle bir ekleme yapayım. Biz uzaktan evet online onay alıyoruz. Onayı aldıktan sonra kullandığı finansman kuruluş eğer bu duruma müsaitse ben müşterimi hiç ofise bile çağırmadan uzaktan kullandırımda gerçekleştirebiliyorum. Her müşteri buraya gelecek diye bir durum yok. Anladım. İmzaları şubeden attırabiliyoruz. Anladım. Yani herhangi bir bulunduğu şubeden imzaları atıyor, finansmanı şartlarımız kullanıyor. Şartlarımız uygunsa bulunduğu yer, şube, kullandığı ekrana dair olarak evet bunu sağlayabiliyoruz. Anladım. Yani sizin aklınızda çok fazla soru olduğuna eminim. Dediği gibi finansman dediğin zaman çok fazla akla soru geliyor. Ama yapmanız gereken tek şey MES Kredi'ye sadece İlknur gibi kimliğinizi bırakmak ve kredi çıkıyorsa da zaten finansmanınız kullanmak. Ondan sonra da istediğiniz arabayı noterde üstünüze alıp gitmek. Yani her şey sadece bir kimliğe bakıyor. Kimliğinizi notere veriyorsunuz, arabanızı alıyorsunuz, kimliğinizi MES Kredi'ye veriyorsunuz ve finansmanınızı kullanıyorsunuz. Her şey bir kimliğinizle çözülüyor ve bankadan da taksitlerinizi ödüyorsunuz. İlknur Hanımcığım, bu arada krediniz onaylandı. 24 ay 28 bin lira taksitlerle arabanızı onaylanma kolonyamızda döktük. Peki erken kapatmak istersem? Tabii ki böyle bir durum var. Erken kapatmak istediğinizde ödediğiniz taksitlerden sonra kalan ana para üzerindeki bütün faizler, vade farkları silinir. Kapama bedeli ödersiniz. Bu şekilde krediyi ister 6 ayda ister 1 yılda kapatabilirsiniz. Peki ben öğretmenim. Benim memuriyetimi etkileyen bir durum olur mu? Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Güvendik mi Emirhan? Daha ne soracaksın ya? Evet. Kolonya bile döktük, tamamdır. Şimdi ben size eksper ve kasko zorunluluğu olduğu için ekranlarımızı eksper'e yönlendireceğim. Tamam. Tamamdır. Biz eksper'i yaptıralım. Bu işlemler çok fazla uzun sürmesin. Eksper onayımızı alalım. Ardından da geri kalan işlemlere devam ederiz. Tamam. Tamamdır. Eksper'den sonra görüşmek üzere. Tamamdır. Evet, aracımızın ekspertizini de yaptırdık. Artık işlemleri tamamlayabiliriz. İlknur, senin yüzünden ne uğraştık ya? Özür dilerim ama söz vermiştiniz. Estağfurullah. 50 bin lira aşağısına fasat alınca uğraşıyorsun, böyle yapacak evet, bir şey yok. Aşk etmek hasta kaybetmemin evet, bedeli olmalıydı. Olsun, çok şükür 50 bin lirayı kurtardık. Şöyle eksperi size takdim edeyim. Şimdi ben size gelmeden evraklarınızı hazırladım. Tamam. Şimdi imza işlerimize başlayacağız. Öncelikli olarak eksperi okudum, anladım. İsim soyisim olarak imzanızı rica ediyorum. Şöyle vereyim. Çıkartalım isterseniz. Bir kalem rica etsem. Şöyle. Darısın iki imzanın da başına. Amin inşallah. Tez zamanı. Ya. Dur, yalnız tüm dertlerini bu videoda anlattın. Evet ya, bunu bekliyormuşum galiba. Tamam. Şimdi hiç kalemi kapatmayalım. Bu eksper için imzaydı. Sözleşmeler için imzanızı rica edeceğim. Bunlar benim finansmanım için olan belgeler değil mi? Evet, bunlar çektiğiniz krediye dair belgeler. Bu ben şöyle planımız. Bir okusam yine tabii de. Tabii ki, buyurun lütfen. Ben hepsini okuyacak mısın? Okumadan hiçbir şey imza atma demişlerim ya. A few moments later. Evet, çok şükür okuduk. Türkçe çok teşekkür ederim. Ben şimdi bu evrakları ekranımda yükleyeceğim. Sonra da birazcık bekleyeceğiz. Banka tarafından kontrol edilecek. Sonra da inşallah sizi buradan kaskonuzu kestirerek uğurlayacağım. İnşallah Emirhan artık gitmiş. Gitmek istiyor çünkü. Burada adamlarla muhabbet ediyorduk. İnsanlar gitmiş, değişmiş. Biz hala buradaymışız. İknur Hanımcığım, ekrandan onayımızı da aldık. Her şeyimiz tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Bu ekspert raporunuz. Bu da imzaladıklarınızın bir nüshası kopya olarak saklarsanız seviniriz. Çok teşekkür ederim. Şimdi aracınızı teslim almak için size galerinize uğrayabiliriz. Şeker benim, ben özür niyetine. Allah razı olsun. Ben şuradan 2-3 tane yapayım. Evet, İlknur Hanım'ın finansmanını tamamladık, araç alımını tamamladık. Artık araç İlknur Hanım'ın, borç da İlknur Hanım'ın. İnşallah onu da bize yıkmasın. O kadar da değil, merak etme. 2 saattir buradayız. Kredimizi, araba alımımızı tamamladık. Şimdi sen kendi arabanla artık yola devam edebilirsin. Aynen öyle, teşekkür ederim. Keyfin yerine geldi. Keyfim yerine geldi. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Şaka bir yana, gerçekten sizin sayenizde. Estağfurullah. Güvenilir bir şekilde arabayı aldım. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah, ne demek? Güzel günlerde kazasız belasız kullan inşallah. İbrahim, çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Serüvene eşlik ettin. Hem pazarlıkta
gelirse hem kredide yardımcı oluruz. Her zaman, her zaman yardımcı oluruz. Herkesi de buraya bekliyoruz o zaman. Aynen, herkesi buraya bekliyoruz. 2005 model üzeri 350 bin kilometre 6 araçların tamamına %80'ine kadar kredi kullandırabiliyoruz. Herkesi bekliyoruz. O zaman MES Motors ve MES Kredi'nin Instagram'ını koydum. Orada zaten referansları ve arabaları görüntüleyebilirsiniz. Açıklama kısmında sahibinden linki var. Oradan ilanlara bakabilirsiniz. Ve telefonda şu anda ekranda. Basın, arayın, aklınızdaki soruları sorun ve siz de MES Motors ve MES Kredi'den arabanızı alın diyorum. Aynen. Anahtar parasını kimden alıyoruz? Anahtar ben karışmam İknur. O kadar deliyim. Ha, saçmalama. Başına mı geldi? Tamam İbrahim, onu ayarlayacağız. Videoda şey yapmayalım. Ben cüzdanı bıraktım. Ali arkadan ayarlayacak. Vallahi bilmem ben. Tamam. Neyse, biz onu çözeriz. Siz videoda ayarlayın, arkadan vereceğiz. Sıkıntı yok. O zaman sizin bir anahtar pozunuzu videoda alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bırakayım mı size eve? Sağ ol, biz kendi arabamıza gideriz.